Selamlar, bir Nintendo alışverişi videosuyla daha birlikteyiz. Bir önceki alışveriş videosundan bu yana bayağı bir figür ve 6 adet de Nintendo Wii oyunu aldım. Şimdi size sırayla bunları göstereceğim ama figür dediğime bakmayın. Bunlar genelde yıllar önce McDonald's ve Burger King tarafından verilen o Happy Meal, yani oyuncaklı menülerle verilen minik figürlerden ibaret sadece. Yine toplam alışverişin bir kısmı, neredeyse yarı yarıya olan kısmı antika pazarlarından, diğer yarısı da gene böyle ikinci el eşya satılan uygulamalardan oldu. Ama gene başka bir şekilde daha yüzdeleyeceksek %70-75'i figür. Yani figür bu sefer biraz daha fazla var. 6 tane de dediğim gibi bir oyunu var. Şimdi size sırayla bunları göstereceğim ama bu tarz videoların tabii ki devamının daha çok gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken birkaç bir şey var. Öncelikle videoya bir like atmak ve devamının gelmesini istediğinizi belirten gayet açık ve net bir yorum atmak bunların arasında. Bunu tabii ki YouTube istiyor esas olarak, yani videonun ve kanalın daha iyi ileriye gidebilmesi için. Ben de gelecekte ne tarz videolarla kanalı şekillendireceğimi bu tarz işte like sayısı gibi, yorum sayısı gibi bazı parametrelere göre belirleyeceğim. O yüzden bu şimdilik size bir duyuru olsun. Geçenlerde videosunu izlediğiniz bir kısımla başlayalım aslında. Çay Yolu Antika Pazarından aldığım, yanlış hatırlamıyorsam 6 adet figür. Onları hala şöyle paketinde saklıyorum. Ankara'dan Konya'ya getirirken bu pakette getirmiştim. Dedim videoyu çekene kadar böyle güvende kalsınlar. Şimdi bu arkadaşlarla başlayalım. Bir adet Yoshi'miz var. Şöyle bir aksiyon yapıyor. Sırtına bastığımızda dili uzuyor. Sizlere daha yakından göstermek de istiyorum. Ama biraz bu tarafa doğru şey yapınca karanlık oluyor mu? Artık idare edersiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde atraksiyonu olan bir Yoshi. Bunu koyduk kenara. Devamında bir adet Litten'ımız var. 7. nesil starter, ateş starter Pokemon'u. Bunun belki de bir atraksiyonu varmış ama yani bozulmuş olabileceğinden şüpheleniyorum. Sanki bir şey kurulduğunda şöyle ağzında bir açıklık var, çünkü sanki oradan bir şey fırlatacakmış gibi duruyor. Şöyle de kuyruğunu belki de kurmak için kullanıyoruz. Evet, şu tarz bir arkadaş. Bunu da aldık kenara. Aynı neslin başlangıç Pokemon'larından Çimen başlangıç Pokemon'u Rowlet de aramıza katıldı. Bunun tipi çok tatlı bu arada. Genel olarak Rowlet'i de tipinden dolayı çok severler zaten. Yani diğer iki starter'a göre daha çok sevildiğini düşünüyorum ama yani böyle kompetitif'de falan daha çok kullanılmıyor. Ama genel olarak seveni daha çok. Bunun da çok bir atraksiyonu yok. Şöyle birazcık ayaklarından kurulma gibi bir olayı var belki de, ama belki de bunların mekanizması bozuldu zamanında, bilmiyorum. Kim bilir kaç yıllık bir zımbırtı. Bunu da koyduk. Devam edelim. Bir adet Pikachu'muz var. Şöyle yakından göstereyim. Bunda muhtemelen bir pil atraksiyonuyla beraber ışıklı mışıklı olaylara girilebilir. Şurada bir yuvası var çünkü. Muhtemelen buradan pili değişse. Çünkü böyle arkada basılabilir tuşlar var. Şöyle, hatta açma kapama tuşu var ama açma kapama tuşu bayağı sabit, yani böyle bir orada bir takılma durumu var sanki. Çok da zorlamak istemiyorum. Şöyle işte arka planı koyacaksın. Zaten 500 kilometreden bunun hangi Pokemon olduğu belli. Işığı yan masada olur. Burada bir adet Toad'umuz var. Bunun da minicik bir atraksiyonu var. Böyle bir merhaba diyor. Hatta buraya onun sesini de eklerim. Şu an evet, evet, Toad konuşuyor. Ayrancı Antika Pazarından aldığım son eşya gene muhtemelen ışıklı mışıklı bir şeffaf Mario. Şu şekilde yakından göstereyim. Netlerse eğer eşoleşek. Şu şekilde bir tipi var. Şuradan zaten bir pil koyma yuvası da belli. Bir ara belki bunları çalıştırmaya, yakmaya uğraşırım. Bu güzel duruyor. Yani bu tarz bir şey daha önce görmemiştim. Bu neredenmiş? Genelde renkli falan olmalarına alışığım yani. Bu da McDonald's'tanmış, evet. Ve 2017'de verilmiş. Bunlar Türkiye'de verildi mi? Haberiniz var mı? Mesela bu Türkiye'deki McDonald's'lara gelmiş miydi? Bundan elinde olan var mı? Yoksa mesela bu yurt dışından yurdumuza giriş yapmış bir McDonald's figürü mü? Bak, şu an bunu merak ettim. Antika pazarı bitti. Şimdi uygulama üzerinden aldığım ve zaten az önce bir tanesinde gösterdiğim bir figürle devam edelim. Bol Luigi aldım. Bu sefer gerçekten elimdeki Luigi sayısını arttırdığımı düşünüyorum. Birazdan size bolca Luigi göstereceğim. İlkiyle başlayalım. Netledi. Vallahi Luigi'yi netledi. Güzel. İşte şöyle bir arkadaş.
Bunun atraksiyonu güzel. Şu tarzı dönüyor. Hoşuma gitti. Luigi'lerin tipi her zaman bana çok eğlenceli gelmiştir. Hatta Mario'dan daha böyle pozitif suratları var kesinlikle Luigi'lerin. O yüzden Luigi'yi seviyorum. Yeşil Mario diye dalga geçenleri de kınıyorum. Devam. Madem Luigi dedik, bir Luigi daha. Bu biraz sabit bir Luigi. Çok bir hareketi yok, hatta hiçbir hareketi yok ama gene böyle çok pozitif, çok eğlenceli bir poz vermiş. Luigi'lerin bence olayı çok tatlı olmaları. It's a me, Luigi. Sonunda netledi bu yakışıklıyı da şöyle bir yakından göstermiş oldum. Luigi'ler bitmiyordu. Yani neredeyse birebir aynı Luigi'nin muhtemelen 1-2 poz sonra bu şekle bürünmüş. Aynı Luigi'nin fotoğraf çektirirken başka bir pozu sadece. Bunun çok netlemesini beklemeyeceğim zaten. Yani şöyle yan yana göstereyim. Bir yerden sonra ikizler zaten. Şöyle. Dediğim gibi elimdeki Luigi sayısı bayağı bir artmış oldu. Geldik bizim klasik Super Mario'ya. Bunun böyle bir değişik pozu var. Yani belli ki bir blok kırmak için zıplama animasyonunda şu an. Bunu netleyecekse eğer tipi güzel. Ama dediğim gibi mesela Mario bir tık daha sert duruyor Luigi'ye göre. Yani baksanıza çok ciddi, işini çok ciddiye alan birisi belli. Luigi işin gırgırında, Mario iş bitirici. Bu da böyle dediğim gibi bir zıplama animasyonu. Daha da ilginç bir Mario ile beraberiz. Burada bir bloğa dayanıyor. Ama şöyle de bir durum var. İşte dengede pek durmuyor yani bu arkadaş. O yüzden bunu şöyle bir şeye sabitlemek gerekiyor. Tıpkı şöyle. Anca şöyle durabiliyor. Bu ilginç bir tercih yapılmış bu açıdan. Yani bir böyle kitaplığın sonuna anca koyulabilir pozisyonda olmuş bu Mario. Değişik bir tercih. Evet, böyle bloklu. O yüzden bunu genelde arkadaki kitaplığın böyle iç taraftaki bitiş noktasına koyuyorum. Şöyle şu şekilde dayanıp duruyor. Benzer türdeki bütün figürleri gösterdim. Şimdi galiba aldığım en orijinal ve aralarındaki her şey, yani şu oyunları böyle farklı açıdan değerlendirmezsek aldığım en güzel şey bu Super Mario Bros. 3'ün Mario'sunun ışıklı figürü. Figür diyemeyiz bunu aslında ya, bayağı. İşte ışıklı Mario aslında. Şöyle bunu rahat netleyecektir. Şöyle biraz büyük çünkü zaten. Bunu güzelce netle bakalım. Hatta ben ışığını da yakayım şu şekilde. Evet, gerçekten çok tatlı duruyor. Artık canlı yayınlarda ben bu arkadaşı şuraya falan koyuyorum. Orada yanar şekilde, yanar pozisyonda arka planı çok güzel renklendiriyor. Hoşuma gitti. Super Mario Bros. 3'e böyle ölüp bayılmam. Bir oyun olarak genelde biraz işte ya zevkler ve renkler. İnternetin geri kalanı çok çok severken ben o kadar sevmemiştim açıkçası. Ama ben bütün Mario'lara, daha doğrusu bütün Nintendo karakterlerine açığım. Super Mario Bros. 3'teki Mario'nun böyle ışıklı bir... Buna ne demeliyim? Figür mü ya? Bunun bu arada adı Pixel Pulse'mış. Şöyle adı burada net gözükecek mi bilmiyorum ama bu tarz... galiba bir set var. Pixel Pulse şeklinde bir setten bir parça bu. Super Mario Bros. 3'ün Mario'su şeklinde. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bu böyle tam arka plana koymak istediğim tarzda bir şeydi. Bu tarz başka şeyler de kovalayacağım. Böyle başka bir şeye denk gelirsem alacağıma emin olabilirsiniz. Bunu gerçekten çok sevdim. Geldik oyunlara. Şöyle bir bakayım. Eğer yanlış bilmiyorsam... 1, 2, 3 tanesi garanti exclusive. Hatta Wii exclusive bile olabilir. Yani sadece Nintendo exclusive değil. Ama galiba bir oyun 3DS'de de sanki portlandı gibi. Ama yani 3 tanesi kesin Nintendo exclusive. Ona eminim. Diğerleri sanki başka platformlara da çıktı. Önce bu başka platformlara da çıkmış olma ihtimali oyunları bir hızlıca geçelim. İlki Shaun White Snowboarding World Stage. Şöyle göstereyim. Bu arkadaşın esas beni heyecanlandıran kısmı şuradan da gördüğünüz üzere Wii Balance Board da kullanıyormuş ki zaten çok mantıklı. Bir snowboard, artık o kaykayı mı zımbırtısı mı o alet, snowboard mu deniyor direkt hatta. Snowboarding de sporun değil mi? Yani snowboard'u şununla birlikte kullanmak
Galiba mantıklı olacaktır. Bir gün belki yayınlarda deneriz bunu. Hatta işte Nintendo Şarkı'nda bu oyun var. Çıkarsa eğer bu oyunu şeyle deneyeceğiz işte. Bayağı Wii Balance Board'la deneriz. Muhtemelen işte ağırlığını nereye verirsen oraya doğru kayabildiğin, ilerleyebildiğin ve işte oyun içerisindeki stage'lerde de değişik şekilde şu kullu hareketler yapabildiğin bir oyundur diye düşünüyorum. Bunu böyle Nintendo Şarkı'nda denk gelse de oynasak diye de sabırsızlanıyorum. Şöyle içeriğine şöyle bir bakalım. Şu şekilde. Biraz yıpranmış bir kitapçığı var ama en azından kitapçığı var. Oyunların bu arada hepsini denedim. Hepsi cillop gibi çalışıyor. Bazılarında çizik olmasına rağmen yani çizikler çalışmasına engel değil. Nintendo'nun onu yayınını seviyorum. Ne CD'ler ne kartuşlar böyle gerçekten kolay kolay bozulan malzemeler değil. Şey birazcık yıpranmış. Kitapçık birazcık yıpranmış ama çok da dert değil. Bir sonraki oyun Deblob. Bunları açıkçası Google'lamadım. Belki Google'layıp videoya oturmak daha mantıklı olabilirdi ama yani bu mesela eksklusif olabilir. %100 emin değilim. Bunun kutu içeriğinde çok fazla bir şey yok. Sadece CD var. Bu taraf ne yazık ki boş kalmış. Bu oyun hakkında çok bir bilgim yok. Tabii ki duymuşluğum var. Birazcık Splatoon'un primitif versiyonu gibi olduğunu hatırlıyorum. Yani böyle etrafı renklere boyamış yani böyle ama single player bir oyun yani böyle kompetitif değil. Ama bir renk olayı var oyun içerisinde. Bunu da geçtik. Bir sonraki oyun Flink Smash. Şu şekilde. Bu oyunların tabii dikkat ediyorsanız hepsi PAL. Yani bu Avrupa versiyon Wii'de çalışacak oyunlar. Tabii ki alırken bunlara dikkat ediyorum. Ben de Wii'de bölge kilidi var. Eğer şurada NTSC ibaresi olan bir oyun alırsanız sizin Avrupa Wii'nizde çalışmaz. Haberiniz olsun. Bunun kutu içeriği şu şekilde. Bunun kitapçığı gayet iyi durumda. İçinden bir de Wii kullanım kılavuzu falan da çıkıyor. Bu kitapçık da İngilizceymiş. Güzel. Şöyle içeriğini de göstereyim. Tabii çoğunda oyunun nasıl oynanacağını falan gösteriyor. Galiba hareket kontrolcü sayesinde bir şeyleri fırlatma. Zaten adından anlaşılacağı üzere Flink Smash. Bir şeyleri fırlatma. Özellikle bir arka plandan bakarsam bir topu veya gülleyi bir yerlere fırlatıp oraları yıkma üzerine bir oyun. Bu da Nintendo Çarkı'nda mevcut. Canlı yayınlara gelirseniz eğer 100 küsür oyundan oluşan ve arkadaki kutulu oyunlarımın bu çarkta yer aldığı bir çark döndürüyoruz. Çıkan oyunu o canlı yayında en az 1 saat kadar falan oynuyoruz. Bu oyunda o ihtimaller arasında. Şimdi geldik eksklusif oyunlara. Bu 3DS'e portlanmıştı galiba diye düşündüğüm oyun Mario Sports Mix. Bu 4 oyunun içerisinde olduğu bir spor paketi diyebiliriz. Mario ve arkadaşları 4 farklı oyun oynuyorlar. Bunlar işte Dodgeball. Bu Amerika'da böyle birazcık tutan bir oyun. Yakan top bildiğimiz bizim yakan topumuz ama bu o adamlar ciddiyle oynuyor bu yakan topu. Dodgeball, basketbol, voleybol ve hokey. Ya buz hokeyi daha doğrusu. Bu 4 oyun işte Mario veya arkadaşlarından kurulan takımlarla ya da işte oradan seçilen karakterlerle oynanıyor. Bu oyunu daha önce hiç oynamadım. İşte Nintendo Şarkı'nda bu da var tabii ki. Denk gelirse kesin oynayacağız. Bunun da kitapçığı mevcut. Hoşuma gitti. Yani böyle eksklusif oyunların özellikle kitapçığı olduğunda tabii ki çok daha fazla hoşuma gidiyor. Bu gene nasıl oynanacağına dair ipuçlarıyla falan filan dolu. Burada bir de tamamen ipucu bazlı bir minik bir broşür var. Tamamen oyunları anlatıyor. Şöyle göstereyim hatta size. Bu hoşuma gitti. Oyun oyun anlatıyor hem de. İşte dodgeball'da kontroller bu, hokey'de bu. Şurada basketbolda bu, voleybolda bu. Kontrollerin tam olarak, daha doğrusu tuşların tam olarak hangi oyunda hangi işe yaradığı falan anlatılmış. Yani böyle işte gerizekalıyı anlatır gibi anlatmışlar. Bu CD de gayet iyi durumda. Hiçbir problemi yok. Zaten dediğim gibi hepsini denedim. Cayır cayır çalışıyorlar. Gayet iyi durumdalar. Geldik bir sonraki eksklusif oyuna. Donkey Kong Jungle Beats. Evet, bu tarz bir oyun daha.
Selçuk Peköz koleksiyonuna eklendi. Donkey Kong'la atıldığımız bir macera. Bakalım bunun içinde herhangi bir şey var mı? Bunun içinde herhangi bir şey yok. CD'yi şöyle en azından düzleyelim de bari. Evet, kitapçıksız bir eksklusif oyunda eklendi. Ve ne zamandır koleksiyonda kesin olursa ne güzel olur dediğim bir oyun daha elde etmiş oldum. Mario Strikers Charge Football. Evet, bunun yeni versiyonu. Portu değil ama yani serinin üzerine koyarak yeni bir Mario Strikers oyunu Switch'e gelmişti. Ama bu Wii'deki ilk oyun diyebiliyorum. Bunun öncesi yok. Mario'nun böyle sokak futbolu mu demeliyiz? Bu FIFA'da eskiden FIFA Street şeklinde bu tarz çıkarmıştı. Birazcık özel yeteneklerle bezeli. Aslında gol için böyle ruhani devamı diyebileceğimiz işte kasırga şutu çekebildiğin, inanılmaz hızlı voleler vurabildiğin, kendi sahandan, ki sahada zaten küçük de, kendi sahandan goller atabildiğin bir aslında 3'e 3 bildiğim kadarıyla futbol oyunu. Bu da Nintendo Shark'ında var. Bunu da denemek için sabırsızlanıyorum. Biraz ben bunu zamanında korsan şekilde çok az oynamıştım. Ama tabii yani orijinal şekilde oynamanın tadı başkadır. Evet, elimdeki yeni 6 Wii oyunu da gösterdim. Bu şeylerin, figürlerin de hepsini gösterdim. Evet, bu alışverişteki favorim bu. Bunu seçiyorum. Oyunlar da güzel ama böyle orijinallik anlamında elimde benzerinin olmamasından ötürü bu Pixel Pulse'daki Super Mario Bros. 3 figürünü, ışıldaklı figürünü bu alışverişin favorisi olarak seçiyorum. Siz hangisini en çok beğendiniz? Bunu tabii yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben böyle bir şeyler almaya tabii ki her ay maaştan birazcık böyle bir kısım bütçeye ayıraraktan devam edeceğim. Böyle video çekmeye değer sayıda bir şeyler biriktiğinde de yine bir üçüncü alışveriş videosu çekerim. Ama siz tabii ki bunun daha sık olmasını ya da kesin olup olmaması gerektiği konusunda like'larla ve yorumlarla bana bir gösterge sağlarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz. Eğer kanala henüz abone değilseniz, abone olursanız ayrıca sevinirim. Ve şu ana kadar like atmayı unuttuysanız, yani insanlık hali olabilir. Ya güzel videoydu ama kapattık artık. Kim dönecek? Hemen şöyle Ctrl Shift T yapıyorsunuz. Gerçi bunu nereden duyacaksın? Yani videoyu kapattıysan kapattığın sekmeyi Ctrl Shift T ile tekrar açabildiğini, şu an beni duyamıyor olman lazım ama eğer hala sesim kulağınıza gidiyorsa yani bir alttan bir like tuşuna basacaksınız, o kadar. Hadi görüşürüz diğer videolarda. Bay bay.